Kamurça hoş geldiniz. Ben Ali Sinalcı. Her hafta olduğu gibi yeni bir programla karşınızdayız. Bu hafta da Parev diyerek başlayalım. Ermenice merhabamızı dedikten sonra programımızda yine farklı bir konuyu ve konuğu ağırlamaya çalışacağız. Bu haftaki konuğum bir okuldaşım aslında, Nazlı Temir olacak. O aslında Doktor Nazlı Temir, Beyleryan demem gerekiyor. Onunla diaspora anketini konuşacağız. Diasporadaki Ermeniler üzerine yapılan bir anket çalışması var. Birkaç yıldır farklı şehirlerde, farklı ülkelerde yapılıyor. Onu konuşacağız. Onun üzerinden verilen cevapları ve diasporadaki algıyı da konuşmuş olacağız. Nazlı, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Aris. Teşekkür ediyorum. Herhalde biz okuldan sonra ben ilk defa görüyorum seni diyeceğim ama takipteydik sürekli sosyal medyadan. Doktor Nazlı Temir Beyleryan olarak İnalko'da ders veriyorsun bu arada. Seninle ilgili biraz bilgi vermem gerekirse sosyolog diyebilirim senin için. Ve aynı zamanda da bu diaspora anketinin de Fransa ayağında Paris'i mi yürütüyorsun yoksa Fransa ayağını mı yürütüyorsun? Fransa ayağındayız, evet. Paris ve Paris banliyöleri dediğimiz İlo Frans ayağını. Çünkü senin de dediğin gibi her yıl farklı şehirlerde oluyor. Daha önce Marsilya'da olmuştu Fransa'da. Hı hı. Pandemiden ötürü biraz ertelendi ama 2021'de Paris ayağına başladılar, evet. Hı hı. Ben de Paris ayağında yer Peki, aldım. Peki şimdi iki tane şey var herhalde burada ilk başta. Kavramsal olarak da bize yardımcı ol lütfen. Birincisi diaspora, ikincisi de anket. Yani diasporalılar üzerine anket yapıyoruz. Aslında gelen sonuçlar böyle internette ADS'e baktığımda çok ilginç sonuçlar geliyor. Ama istersen önce şeyle başlayalım. Bu anket niye yapılıyor? Kim tarafından yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Oradan başlayalım. Aris, şimdi senin de söylediğin gibi bir kere bu araştırma en başta bir kere şunu söylemek gerekiyor. Kalus Gülbenkian'ın fonlarıyla hayata geçmiş bir proje diyelim. Ve daha önce de 2018 yılında başlanıldı. Ve arkada ama bilimsel bir ekip var. Bir kere Londra'daki Armenian Institute of London, yani Ermeni Enstitüsü ve Oxford Üniversitesi'ndeki Oriental Studies bölüm başkanı diyebileceğim Doktor Hırat Çilingeryan'ın yönettiği bir proje. Hı hı. Bu proje tamamen sosyolojik bir araştırma aslına bakarsan ve bu soru bize anket ve derinlemesine görüşmelerde devamlı geliyor. Sizin amacınız ne diye. Şöyle söylemek gerekir. Bu projenin amacı herhangi bilimsel bir araştırmanın amacı neyse odur. Hı. Yani bunun ilerisi değildir. Fakat geniş bir diasporanın tabii ki makro sosyolojik ölçekli bir profilini çıkarmak aslında temel amaç. Hı hı. Çünkü böyle bir çalışma bir sürü nedenden dolayı daha önce hiç yapılmadı. Hı hı. Dolayısıyla farklı şehirlerde ve farklı ülkelerde olması bu anlamda önemli. Hı hı. Çünkü hiçbir şekilde tüm diasporaya ulaşabilmek mümkün değil. Ama elimizden geldiği kadar geniş bir yelpaze üzerinde çalışmaya çalışıyoruz. Hı hı. Tabii diaspora nedir? Bu sosyolojik olarak sıkıntılı aslında bir kavram ama çok temel olarak da iki tane şey söylemek mümkün. Bir kere ana vatandan uzak olmak. Tabii bu ana vatan neresi? Bu ana vatan Ermenistan. Bazıları için Ermenistan değil. Onu biraz sonra belki sonuçlardan bahsederken konuşuruz. Çünkü onu hissetmeyenler de var vesaire. İkincisi de tabii ki diaspora dediğin zaman bir nostalji vardır. Yani o tekrar ana vatana geri dönmek o veya yaşanmış mutlu günlere mi diyeyim, golden age denilen o parlak döneme geri dönme miti, nostaljisi vardır. Fakat bunun ötesinde diasporayı biz şu an en temel anlamında ana vatandan uzak olarak tanımladığımız zaman Ermenistan hariç bütün dünyadaki yaşayan Ermenilerin topluluğunu ele alıyoruz. Buraya belki de Türkiye de giriyor ama tabii bu ayrıca bir tartışma konusu. Türkiye'deki Ermeniler bugün diaspora Ermenisi mi yoksa onlar daha otokton dediğimiz bir halk mı vesaire. Tabii sadece anketler yok Aris, bunu da söylemek gerekir. Anket yani bu yönteme biraz bakmak lazım istiyorsan. Sosyolojik bir yöntem. Temelli iki yöntemden oluşuyor. Bir taraf niceliksel yöntem dediğimiz anketlerden oluşuyor. Bu anketler online olarak servis ediliyor. Yani online olarak internet üzerinde sunduğumuz 70 tane sorudan oluşan
genelde kapalı uçlarlı sorulardan oluşan fakat aynı zamanda açık uçlu soruların da olduğu çoktan seçmeli bir soru formu ve mümkün mertebe o sorulara cevap verilmesini hedefliyoruz. Hemen hemen her toplum için, Ermeni toplumu için 1.000 kişiyi hedefliyoruz. Ve böyle de oldu 2018 yılından itibaren. Ve bunun dışında bu birinci ayağı bu. İkinci ayağı da bir niteliksel araştırma dediğimiz birebir yapılan karşılıklı derinlemesine görüşmeler. Bunu ben götürüyorum. Yani bunu tek başıma götürüyorum. Ve her ekipte de birkaç kişi seçiyoruz. Herkesin bir görevi oluyor tabii. Genelde bu işi sosyologlara veriyorlar. Tabii derinlemesine görüşme tecrübesi olan insanlara. Daha önce de böyle tecrübem olduğu için istersen daha çok onlardan konuşuruz. Çünkü şu an anketin sonuçları henüz çıkmış değil. Paris için, Paris ve banliyöleri için. Fakat şimdilik böyle. Bir de daha önce istersen nerelerde olduğunu da söyleyeyim. Yani 2018 yılında işte Lübnan'da oldu, Amerika'da oldu, Kanada'da oldu bu araştırma. Evet. Ve her yerde de yerel bir ekip seçildi, bilimsel bir ekip seçildi. Onlar yürüttüler projeyi. Peki sen aslında şimdi konuşurken bir sürü soru da zaten kafamda böyle çakmaya başladı. Bu sene Belçika'da da yapılıyor bu anket. Benim yaşadığım kentte de yapılıyor. İlginç bir şey gündeme geliyor tabii. Şimdi bir kere mesela Türkiye diaspora mı değil mi? Türkiye'deki Ermeniler bu tartışma dediğin gibi otokton bir halk mı olarak mı kabul etmek gerekiyor diye bir şey de var ama şunu sormak istiyorum. Mesela bu proje kapsamında Türkiye'de de bir anket yapılması düşünülüyor mu? Ya da yapıldı mı daha önce? Bence benim bildiğim yapılmadı. Benim bildiğim kadarıyla düşünülüyor ama bunu biliyorum. İleride bu yapılacak. Zaten biz anketlerin çoğunu biz Türkçe'ye de çevirdik. Türkçe'ye çevirmemizin nedenlerinden biri bir kere o zaten diasporadaki Ermenilerin profilini birazcık gösteriyor. Çünkü bugün biliyorsun diasporada farklı diller konuşuluyor. Herkesin düşündüğü gibi Ermenice konuşan bir topluluk, bir halk değil. Dolayısıyla Türkçe, Ermenice, hatta Batı Ermencesi ve Doğu Ermencesi olmak üzere ikiye ayırdık. Ve de Fransızca olmak üzere çok dilli şekilde soruları oluşturduk. Dolayısıyla yani Türkçe için saha aslında hazır gibi. Çünkü elimizde Türkçe anketler, soru formları hazır ve internet üzerinde de zaten bunlar yayınlanıyor. Sanıyorum gelecekte ya da yakın gelecekte hatta Türkiye'de de özellikle İstanbul'da çünkü şu an Türkiye'de yaşayan Ermenilerin çoğu İstanbul'da ama tabii burada Ermeni kimdir? Onu da sorgulamak gerekiyor. Bugün Müslümanlaştırmış Ermeniler de var. Ama biz tırnak içinde daha ofisyel Ermenileri baz aldığımızda evet İstanbul'da böyle bir ayakta olacak yakında. Evet, ilginç şeyler böyle gelmeye de devam ediyor. Anket deyince hep çünkü böyle çok ilgi çekici sonuçlar ve sorular çıkar. Şunu sormak istiyorum. Biraz önce dedin ya sosyologlar hem ikinci aşamada devreye giriyorlar aslında bunların değerlendirilmesi, derinleme görüşmelerin yapılması konusunda. Şimdi pandemiyle birlikte aslında daha çok online oldu bütün bu anketler. Yani görüyoruz ki hani seçim anketleri bile online yapılıyor. Böyle online yürüyen işlerde, anketlerde ya da data toplama da sonradan sizin yaptığınız bu derinlemesine görüşmelere nasıl bir etkisi oluyor? Ya da aslında yüz yüze görüşüldüğü için çok daha değerli ve başka bir şey çıkıyor orada, değil mi? Yani şimdi zaten bu iki tane hem anket hem de bu derinlemesine görüşmeler birbirini tamamlıyorlar tabii ki. Ama dediğim gibi biz yani en azından sosyologlar tabii ki derinlemesine görüşmeleri özellikle yüz yüze yapmayı tercih ederlerdi. Ama tabii ki zamana uymak zorunda kaldık ve biz bunların çoğunu Zoom'la yaptık. Zoom'la gerçekleştirdik ve anketleri de online yaptık. Bu projeye nasıl yansıdı? Bir kere anketlerde aslına bakarsanız Fransa için 1.000 değil biz 2.000'i hedeflemiştik. Çünkü Fransa'da çok büyük bir Ermeni toplumu var. Fakat maalesef online olduğu için hedefi tekrar güne çekmek zorunda kaldık. Yani insanlar formları online doldurmakta tabii ki güçlük çekiyorlar. Özellikle 70 tane soruya eski nesile mensup üyelerin cevap verebilmesi çok kolay olmuyor. Dolayısıyla telefon açıp biz aslında elle doldurduk. İsterseniz bunları siz tekrar dijital forma aktarın diyenler oldu ve bir şekilde öyle yardım ettik. Fakat derinlemesine görüşmelerde yani benim yüz yüze yaptığım görüşmelerde bir takım sıkıntılar oldu. Bir kere görüntü vermek istemeyenler oldu. Çok anlaşılabilir. Tabii ki görüntüyü kapatıp sadece sesle kayıtlarda aldığımız oldu. Bir kere şunu da söylemek gerekir. Aris bu tamamen anonim bir anket ve derinlemesine görüşme. Yani anonim bir araştırma. Yani her bilimsel araştırmada da olduğu gibi zaten
Biz kimlikleri hiçbir zaman ifşa etmeyiz. Bizde saklıdır. Hatta bizde de saklı kalmaz çünkü o kendilerine özeldir. Dolayısıyla anonim kaldı. Fakat anonim olduğunu söylememize rağmen bir takım tabii ki bireylerden, Ermenilerden red geldi. Çünkü Zoom'la veya online olarak yapmak istemediler bunu. O da çok anlaşılır tabii ki. Peki şimdi şeye gide, burada belki şu küçük bilgiyi vermek gerekiyor seyircilere. Şimdi Ermeni toplumu, Ermeni milleti diyelim, vatan olan ulus devlette yaşayanların sayısının hani 3 milyon civarında olduğunu düşünürsek aslında toplumun bireylerinin nüfus olarak çoğunluğu diasporada yaşıyor. 1915'te soykırımdan biraz önce yani Abdülhamit katliamlarıyla birlikte ve sonrasında hayatta kalanlar diasporada. Amerika'da, Fransa'da, en çok nüfus galiba Arjantin'de bir de geçiyor. Buralara dağılmış durumda oluyorlar. Senin de dolayısıyla aslında bu anketin değeri çok daha başka bir yere de geliyor. Çünkü ulus devlette yani ülke olan Ermenistan'dan daha fazla bir kesimi, bir topluluğu temsil eder bir hale geliyor. Şimdiye kadar gelinen süreçlerde de birçok veri açıklandı ve sorular içerisinde de kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz vesaire gibi sorular var. Şimdi şuraya gelelim. Derinlemesine görüşmelerde karşılaştıklarını biraz bize aktar istersen. Çünkü orada Fransa'da da Türkiye'den son dönem derken hani 50'lerden sonra gitmiş olan insanlar da Ermeniler de çok, onlar da Türkçe konuşuyorlar. Senin de bildiğin, dediğin gibi nelerle karşılaştın? Bir oradan girelim istersen. Daha sonra da Müslümanlaşmış Ermeni kim kendini nasıl tanımlıyor? Bu kimlikler üzerinden tanımlama konusuna gireriz. Evet, istersen Aris birazcık temalardan gidelim ve çünkü bütün temalarda ben sana birazcık karşılaştığım şeylerden bahsedeyim. Çünkü bu derinlemesine görüşmeler çok açık uçlu sorular bir kere, bunu söyleyeyim. Dolayısıyla sohbet gibi geçiyor. Bir saat süren, bazen 1,5 saat süren görüşmeler oluyor. Ve biz birkaç tane tema belirledik. Bunlardan ilki kimlik. Dolayısıyla kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu toplumda nasıl yaşıyorsunuz? Sizin yani bunun amacı tabii ki Ermenilerin bugün diasporada kamusal alandaki görünürlüklerini birazcık anlamaya çalışmak. Nerelerde görünürler? Nerelerde kendi kimlikleriyle yaşayabiliyorlar? Sıkıntısız bir şekilde. Veya sadece kimliklerinde Ermenilik mi var? Bu Ermeniliğin içinde din ne kadar var? Sadece etnik kimlik mi? Kökenlerin yerine ve aynı zamanda her yerel toplumda da o yerel kimlikle ilişkisi ne tabii bu Ermeni kimliğine, ona da bakıyoruz. Dolayısıyla Fransa'da yapılan anketlerde yani ve özellikle benim görüşmelerde şu çok çıktı karşıma. O benim için enteresan oldu. Çoğu Charles Aznavour'a örnek veriyordu. Yani tabii ki bir referans değil kendisi ama yani bunu anlamak gerekir. Çünkü kendisi bir keresinde demecinde şöyle bir şey söyler. Ben kendimi %100 Ermeni ve %100 Fransız hissediyorum. Ve yapmış olduğum görüşmelerin çoğunda özellikle orta nesilde ve birazcık daha üst nesillerde yani 50 yaş üstünde falan kendilerini daha çok hem Ermeni hem Fransız hissettiklerini söylediler. Yani aslına bakarsan bir entegrasyon meselesi var ve bu çok şeyde etkilemiş aslına bakarsan. Çünkü dili, o kamusal alanda kullandıkları dilin Fransızca daha çok olması, Ermenice konuşurken çekinmeleri vesaire. Yani aslına bakarsan araştırma bir anda hem Ermeni olarak kendileri neredeler? Hem de öteki kim onlar için? Hem toplumda kim, Ermeni toplumunda kim, hem de bulundukları toplumda kim? Biraz da bunu görmeye çalışıyoruz. Ve anladık ki Ermeni toplumunun içinde de ötekinin bir ötekisi var. Bunlar sadece mesela Müslümanlaştırılmış Ermeniler değil, onlar da olabilir ama yani farklı coğrafyadan gelen Ermeniler de birbirlerine karşı bir aslına bakarsan ötekileştirme, nasıl diyeyim, ötekileştirme diskuru kullanıyorlar, kullanmıyorlar değil. Buna belki geliriz. Bu farklı coğrafyalardan derken hemşehrilik usulüne göre mi diyorsun? Yoksa Lübnanlı, evet. işte Beyrutlu, Halepli, yani Suriyeli ve Lübnanlı ve Türkiye'li gibi bir ayrışmadan mı bahsediyorsun? Biraz farklı bölgeler olarak ben yaptım. Çünkü 30 tane hepitopu zaten araştırmada yapabiliyoruz. Daha fazlası pek mümkün değil. Çünkü zaman da çok kısıtlı. Bunu da söyleyelim. Eş zamanda mesela şu an 2021'de biz Paris'te, Londra'da, Brüksel'de ve Rusya'da aynı zamanda başlayıp aynı zamanda bitiriyoruz. Ve genelde 8 ila 10 hafta sürüyor bu proje.
Dolayısıyla bu zaman zarfında 30 tane veya en fazla 35 tane biz derinlemesine görüşmeyi öngörüyoruz. Burada bir kere istersen yöntem olarak biraz önce sordun Aris, şunu da söyleyeyim. Kotalar çok önemli. Çünkü coğrafya dedik, ne kadar fazla insana ulaşabilirsek o kadar anlamlı, o kadar temsili bir örneklem oluşmuş olur. Örneklemi fakat araştırmacı kendi belirliyor 30 kişi olduğu için. Dolayısıyla biz farklı coğrafya, yani Lübnan'dan gelen Ermenilerle, Suriye'den, Türkiye'den, Fransa'da doğmuş, büyümüş 3 nesildir, 4 nesildir Fransa'da yaşayan Ermenilerle görüştük. Dolayısıyla çok yani yelpaze muazzam genişledi. O yüzden de bu ötekileştirme meselesi aslında biraz coğrafyalarla sınırlı kaldı. Ama Türkiye'den bir Sivaslı'yla bir Diyarbakırlı'nın farklı farklı görüşlerini alma fırsatımız olmadı açıkçası. Ama yani coğrafya burada belirleyici oldu. Mesela çıkan sonuçlarda ben en çok iyi ki diyorum fazla coğrafyadan insanlarla görüşmüşüz. Çünkü muazzam farklılıklar çıktı ortaya. Bir kere biraz önce söylediğim gibi Türkiye'den gelen Ermenilerin tuhaf bir şekilde diyeceğim ama anlaşılır çok konuşmak istememesi önemli mesela sonuçlardan biriydi. Pek bazı konuların hala onlar için tabu olması ve bu konular üzerinde kendilerini ifade etmek istememeleri vardı. Tema başka gidecek olursak Aris mesela karma evlilikler konusunda yine enteresan şeyler geldi ve burada zaten birazcık Müslümanlaştırmış Ermenilere bakış açısı ortaya çıkıyor. Çünkü Fransa toplumunda muazzam bir karma evlilik var tabii ki ister istemez. Fakat burada Fransızlarla evlenmek bir sorun değilken aslına bakarsan Türkiye'de olsaydınız mesela bir Türk'le evlenir miydiniz sorusuna orada cevaplar net gelmiyor. Başka sana daha enteresan neler söyleyeyim? Bu belki de zaten klasik bir şey diyelim. Eskiden de hep konuşulurdu. Karma evliliklerle ilgili yazılmış birkaç tane böyle röportaj kitabı vardı. Ya da gazetelerde yapılan röportajlar da hatırlıyorum ben. Yeni Yüzyıl gazetesi zamanından. Karma evliliklerde işte mesela diasporadakilerin, çünkü Hristiyan bir toplum içerisinde ve aslında kurtaranın yani kurtulduğu ülke olarak gördüğü için 15'ten sonra biraz daha böyle yakın durması, ama Türkiye'de bu işin biraz daha farklı olduğunu o zaman aile içerisinden anlatıyorlardı. Şunu sormak istiyorum, biraz önce böyle tabular hala devam ediyor dedin ya, mesela bunlardan neler söyleyebilirsin? Ne tabusu var, ne konuda konuşmak istemiyorlar insanlar? Mesela bu konuyla ilgili en büyük yenilik bence Karabağ Savaşı oldu. Yani savaş hakkında konuşmak istemiyorlar. Yani savaş çünkü muazzam bir kırılma yaratmış. Bu bence çok önemli kırılmalardan biri ve mutlaka üzerine gidilmesi gereken bir konu. Aynı bana Hrant Dink'in katledilişini hatırlatıyor. Çünkü ondan sonra nasıl toplum ikiye bölünmüş, bir kısım biraz kabuğuna çekilmişti. Konuşmak istemiyordu, korkular tekrardan vesaire. Fakat bir kısımda tekrardan bir mobilizasyon ve aslına bakarsan mücadele zamanı falan bu şekildeydi. Aynı şekilde ben onu gördüm ama daha böyle yoğun olarak küskünlük, kırgınlık, umutsuzluk, tekrardan kabuğuna çekilme, sessizlik ve Ermenistan'a yüzünü çevirme, yani daha doğrusu Ermenistan'a sırt dönme, biraz artık kendi kabuğuna çekilme. Yani diaspora Ermenilerin, tabii bunu bir de şunu söylemem gerekiyor ki kesinlikle genelleme yapamayız. Bir, benim konuştuklarım tamamen araştırmanın görüşmecilerin dedikleridir ve onları ve beni bağlar tabii ki. Yani ve hiçbir araştırmada da şunu söyleyemeyiz, evet diaspora Ermenileri böyle düşünüyor. Hayır, böyle bir şey yok. Çünkü her toplum heterojendir bir kere. Çok farklı gruplardan oluşur sosyoekonomik olarak vesaire. Dolayısıyla Ermeni toplumu da hiç homojen bir toplum değil. Özellikle diaspora. Fakat genel geçer bir şey gördüm dersen ben Karabağ Savaşı'ndaki kırılmayı söylerim. Muazzam bir umutsuzluk, yani hem bu şimdiki zaman için hem de kendi gelecek tezahürlerini çok etkilemiş bir kırgınlık var. Ama şöyle de bir şey var. Örneğin Marksist bir gençle görüşme fırsatım olmuştu ve karma evlilik üyesiydi o da. Yani bir karma evlilikten doğmuş. 50 yaşında, orta yaşlıydı. Ve tamamen bütün sorulara bir uluslararası ve bir kontekste bakıyordu aslına bakarsan. Dedi ki ben tamamen Marksistim dedi. Ve dedi Fransa'daki Marksist sol grupların içinde üyeyim, aktifim. Ermeni kimliğimle pek alakam yoktu. Fakat Karabağ Savaşı'ndan sonra sol grupların bu konu hakkındaki sessizliği beni biraz Ermenistan'a çevirdi dedi.
şu an birazcık aslında o tarafa döndüm. Oraya gitmek istiyorum dedi. Tekrardan bir Ermeni kimliğine dönüş var bir grup içinde. Yani dediğim gibi önemli bir kırılma olmuş. Fakat hepsine Ermenistan'ı siz bugün ve yakın gelecekte nasıl görmek istiyorsunuz dediğimizde barış içinde ve huzur içinde diyorlar. Yani kimse de biz şöyle demiyor, hatta bunu diyen oldu. Yani biz dünyanın ilk 100 ülkesi olmayalım, ilk 1000, ilk 10.000 ne girmeyelim, çok zengin bir ülke olmayalım fakat biz barış içinde yaşamak istiyoruz. Yani insanlar artık birazcık sanırım bunu arıyorlar. Çünkü Ermeni kimliklerinin omuzunda taşımanın bir yük olduğu, öyle bir zamandan geçtiklerini ben hissettim. Naçizane tabii sosyolog olarak belki bir gözlemim bu. Şunu sormak istiyorum. Şimdi dedin ya Ermeni kimliklerine bir anlamda dönmüş gibi oluyor ama ben bunu çok fazla görüyorum. Hem benim tanıştığım diasporalarda da kendini o ülkenin, gittiği ülkenin biri, yani Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olarak tanımlayabiliyor. Biraz önce senin dediğin gibi %100 Fransız, %100 Ermeni gibi %100 Belçikalı, %100 Ermeni, %100 Amerikalı, %100 Ermeni olarak da tanımlayabiliyor. Bu bir anlam, bu bir kere bir sosyolog olarak sorayım. Bu bir asimilasyon, entegrasyon olarak mı görülmeli, yoksa yani nasıl bakmamız gerekiyor bu konuya? Böyle, yani kendini böyle tanımladığında. Çünkü galiba bir de şöyle şeyler var. Her ülkede kendini tanımlama şekli farklı. Fransızca da işte orijin diyorlar hemen, yani konuşunca. Kel orijin diye soruyor. Hangi orijindensin? Mesela o zaman o milliyetçilik olmuyor gibi geliyor sanki günlük hayatta konuştuklarında. Ama aslında yine de bir şey var. Amerika'da herkes vatandaşlık bağıyla bağlı. Dolayısıyla vatandaşsan tamam, Amerikalısın. Bu vatandaşlığa geçiş sürecinde bile federal hükümetlerde çok ilginç. Belçika'da da öyle çünkü. Nötralizasyon diyorlar. Yani nötralize oluyor o kişi diye. Bunu nasıl görmemiz gerekiyor? Yani hem %100 o, aslında biri millet biri vatandaşlık gibi, yani bu bir asimilasyon gibi mi oluyor bizim için, yoksa nasıl? Yani tabii bana soracak olursan kişisel kanaatim, ben bu Fransa'nın uygulamış olduğu, aslına bakarsan asimilasyon politikasının bir parçası derim bunu. Çünkü Fransa'da öyle ister. Yani önce Fransızsındır, ondan sonra bir senin başka bir kimliğin vardır. Fakat bunu genç nesillere baktığın zaman bu böyle değil. Orada da çok güzel bir kırılma var. Genç nesillere baktığın zaman ben şöyle görüyorum naçizane fikrim. Ermeni toplumunu tabii göz önünde bulundurduğumuzda kolektif kimliklerden daha artık bireysel kimliklere geçilmiş durumda. Yani birey artık bir özne. Yani dolayısıyla Ermeni toplumu artık bireyselleşebilen bir yere gelmiş. Bu önemlidir. Yani şöyle, mesela gay bir Ermeniyle görüştüm, eşcinsel, ve kendisi dedi ki benim için Ermeni olmak ve gay olmak arasında fark yok dedi. Çünkü ikisi de kendi kimliği. Ve onun için hem Fransız hem Ermeni olmak da bir şey yaratmıyor. Yani çatışma yaratmıyor. İkisi yan yana durabilen bir şey. Bunu ben tabii ki dediğim gibi ben bunu asimilasyon politikası olarak değerlendirebilirim. Çünkü mesela eski nesillere sorduğumda öyle bir şey yoktur. Bir insan neyse odur. Yani kendini ne hissediyorsa odur diyor ve çoğu kendisini Ermeni hissettiğini söylüyor. Hatta ben artık onlara şey diye sormaya başlamıştım. Yani Aznavur'un dediğini bilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz %100 Ermenilik ve %100 Fransızlık hakkında? Ben %100 Ermeniyim diyen çoktu tabii ki eski nesillere baktığında. Ama yeni nesillerde dediğim gibi özne, artık birey kendisi karar vermek istiyor ne olduğuna. Ve dolayısıyla Ermeni kimliği birazcık daha arkasında geliyor onun. Peki şöyle söyleyeyim. Bu iyi bir şey mi, yoksa toplumsal açıdan nasıl, yani gelişmesi anlamında diyorum. Çünkü bir yandan da şimdi bireyselliğe doğru gidince, kolektifliği bırakınca hem siyasi alanda birlikte mücadele etme de azalıyor bazı toplumlarda. Çünkü herkes bireysel çıkarına bakıyor ya da kendine bakıyor. Ya da nasıl etkiliyor bunu? Bu, yani bu anketin dışında bunu senin görüşünü almak için soruyorum. Yani tabii bunu değer yargısı olarak, hani iyilik ve de kötülük olarak belki açıklayamayabiliriz ama bu toplumsal bir değişim ve dönüşümdür ve bence bu her toplumda da olan bir şeydir. Yani illaki özellikle küçük toplumlarda yani kolektif bir identite ister istemez kendini bir bireysel bir identiteye bırakacaktır. Çünkü bir kere 21. yüzyılda yaşıyoruz. Yani siz bir insanın 150 yıl önce düşündüklerinin bugün değişmemesini bekleyemezsiniz. Yani ben bugün anneannem ya da babaannem gibi düşünemem.
Ya da şöyle, bugün Ermenilerin, yine İslamlaştırılmış Ermeniler meselesinden örnek verecek olursak, bugün 30 yıl önce onlardan bahsedemiyorduk. Ama bugün onlardan bahsedebiliyorsak, bugün bir toplumsal değişim var demek ki. Bunu görmek gerekiyor. Yani bu değişim önemlidir benim nezdimde. Dolayısıyla Ermeni toplumunun da bence birer özne olmaya ihtiyacı vardı. Çünkü her zaman da o kolektif kimliğin bir omuzda yük olması, yani belki de senin dediğin gibi iyilik getirmeyebilir. Hı-hı. Ama bu demek değildir ki aslına bakarsan bir siyasi angajman için yani kendi çıkarlarını görmek. Bilemem. Hı-hı. Yani bu tabii ki çok bireysel de bir Peki buradan hareketle sen de söyledin, hem de şunu da konuşalım. Müslümanlaştırılmış Ermenilerle de görüştünüz anladığım kadarıyla. Onlar da bu ankete dahil. Tabii şey bilmiyorum, biz Belçika'da bu anketi yaparken bize kurumlar ya da iletişime geçenler böyle bir talepte bulunmadılar. Ben de çünkü o grubun içerisindeydim. Ama Müslümanlaştırılmış Ermeniler aslında kendini Ermeni tanımlayan herkesin bu anketi yapabilmesi anlamına geliyor. Bu diaspora anketi, tabii bir de diaspora olarak tanımlaması gerekiyor. Şimdi Müslümanlaştırılmış Ermenilerle ilgili sen de söyledin ya, biraz artık kafalar daha, zihinler daha açılmış olabiliyor Ermeni toplumunda, ama Türkiye'de henüz öyle değil. Daha yeni yeni biz seninle bunu konuşurken birkaç gün öncesinde işte Saadet Partisi'nden bir siyasetçinin aslında Müslümanlaştırılmış bir Ermeni olduğu iddiasıyla böyle insanlar birbirlerine sataşıyorlardı. Böyle laf atmalar olabiliyor. Bu konuda mesela Müslümanlaştırılmış Ermenilere ulaştığınızda ya da o konuda onların verdiği cevaplar, kendilerini nasıl hissettikleri, bunlarla ilgili neler söyleyebilirsin? Bir de öte yandan ilginç bulduğum şey, sen bunu Paris ve banliyölerinde buldun bu insanları. Yani tabii şimdi şöyle Aris, bir kere anketi yapanları biz anonim oldukları için onların kimliklerinin neler olduğunu söylemedik. Ama dediğim gibi grupta böyle insanlar vardı tabii ki. Benim de yapmış olduğum derinlemesine görüşmelerde bir tane hemşireliğiyle görüştüm. O kendini aslında kendini yani Müslümanlaşmış Ermeni gibi tanımlıyordu. Dolayısıyla onu ben ankete dahil etmek istedim. Ama bunun dışında bizim önemli gelişmelerden biri bu projenin içine biz bu soruyu da kattık. Yani Müslümanlaşmış Ermenileri Ermeni toplumu nasıl bakıyor? Biz bunu da birazcık nabzına ölçmek istedik. Aslında önemli veriler oradan geldi. Hı hı. Bir kere Fransa'da yapmış olduğum bu görüşmelerde Paris ve Banlieue'lerde yani çoğu için, yani 30 kişinin belki de 25 kişisi için diyelim, hem Ermeni hem Müslüman olmak hiçbir problem arz etmiyor. Dolayısıyla bir insan Ermeni ve Müslüman olabilir. Burada yine tekrardan bence birey ve bireyin özne olması meselesine geliyoruz. Diyor ki yani bir vicdani durum zaten din artık özellikle birçok genç için. Dolayısıyla isterse kendini Ermeni hissetsin ve Müslüman olsun, bu bizi ilgilendirmez diyorlar ve şunu söylediler çoğu. Siz nasıl bakıyorsunuz dediğimizde, yani ben kimim ki hani onu Ermeni toplumunda kabul edeceğim ya da etmeyeceğim. Eğer kendini bir insan Ermeni hissediyorsa ve dini olarak da Müslümanlığı seçmişse, bir şekilde İslamlaştırılmamışsa bile, bu bizim için bir sorun değil dedi. Hı hı. Birçoğu böyle dedi ve bunu diyenlerin arasında bir tane din mensubunun olması beni gerçekten etkiledi açıkçası. Yani kilisede uzun zaman papazlık görevi icra etmiş birinin. O da şöyle açıkladı. Yani Tanrı ile ilişkide dinin önemi yoktur. Tanrı ile bireyin kendi bağıdır din. Dolayısıyla eğer bir insan kendini Ermeni hissediyorsa ve Müslümansa, bu bizim için bir problem değildir dendi. Fakat öte yandan bunu tamamen tabii ki reddeden Ermeniler var. Yani bizim çünkü nedenini de şöyle açıklıyorlar. İlk millet olarak Hristiyanlığı kabul eden Ermeniler biliyorsun. Dolayısıyla bir de facto bilgi var ve bu bilgiyi kırmak çok zor. Yani hem Müslümanlık hem Ermenilik nasıl olacak şimdi diyenler de vardı. Hı hı. Fakat görüşmüş olduğum hemşireli de çok enteresan şeyler söyledi. Birincisi Ermeniliğimi keşfettim dedi. Ermenice öğrenmeye başladığından bahsetti. Fakat şey dedi, yani Ermeni toplumunun içinde yer almadım ama almak için çabaladığından ve Ermeniler tarafından da iyi karşılandığından bahsetti bana. Bir takım derneklere üye olduğunu, orada hatta Ermeni
bir şu an sevgilisi olduğundan bahsetti. Ve Ermeni sevgilisinin Ermeni kimliğini de kendisi sayesinde birazcık tekrardan tanıdığını vesaire bahsetti. Ya bu tip ilginç şeyler var. İşte burada Ermenilerin ötekiyle olan ilişkisini çok daha net görebiliyoruz. Ve dediğim gibi o kırılma yapılmış. Ve tabii bu kırılma ne zaman oldu? Dönemler ve kontekstler tabii ki çok önemli. Yani hangi dinamiklerde toplum bu insanları kabul edebiliyor? Yani biliyorsun Hrant Dink'ten sonra özellikle Fethiye Çetin'in Anneannem kitabı burada da çok büyük bir yankı buldu. Evet. Mesela bundan 20 sene önce, yani 15 yıl önce örneğin 2005'te ben İslamlaştırılmış Ermeniler çalışmak istediğimde bu yapılması çok zor bir konuydu. Ulaşamayız, bulamayız, vazgeçtik. Fakat ben tekrar kendi araştırmam için Müslümanlaştırılmış Ermenilerle görüşmüştüm. İki şekilde tezahür ediyordu, istersen kısaca söyleyebilirim. Lütfen. Anadolu'da işte Müslümanlaşmış olarak kalan Ermeniler bir tarafta, fakat İstanbul'a dönüp Ermeni toplumunun içine girdiğinde Hristiyan kimliğini geri alıyorlardı. Benim görüşme yaptıklarım. Ama Anadolu'da, Diyarbakır'da, Bitlis'te veya Muş'ta karşılaştıklarım oldu. Onlar o kimlikle orada daha rahatlardı ve bunun bir sürü tabii ki toplumsal nedeni var. Ama bugün Müslümanlaştırmış Ermeniler sanıyorum Ermeni bulundukları Ermeni toplumlarda çok daha rahat yer alabilirler. Çünkü bu kimlik artık kırıldı ve belki de Aris aslında tekrardan Ermeni kimliğini bir tanımını, yeniden tanımını yapmak zorundayız. Kimdir Ermeni bugün? Bazen bu soru da geliyor. Ermenilerle görüşüyorsunuz. Ermeniler kim? Yani vaftiz olan mı? Katolik veya Protestan kilisesinde ya da Gregorian kilisesinde? Ya da kendini Müslüman ama Ermeni hissedenler de buna giriyor mu? Ateist olan Ermenileri hangi kategoriye alacağız vesaire. Yani yelpaze çok geniş. Tekrardan dediğim gibi bireyin özneleştiği artık bir çağdan geçiyoruz. Dolayısıyla Müslümanlaştırmış Ermeniler için birazcık daha sanki rahat durum artık şu an. Evet. Peki orada şunu da bahsedelim o zaman. Şimdi bu çalışmanın İngiltere'de başında olan kişi Hrant Çilingiryan aynı zamanda Ermeni kimliğinin tekrar inşası ile ilgili de makaleleri olan biri. Beni de çok etkilemişti onun makaleleri. Şimdi senin anlattıklarınla da aslında şöyle bir şey görüyorum. Kimliğin tekrardan inşası ve tanımlanması ile ilgili adımlar atılabilir bu yapılan belki de anket çalışmasından sonra. Bu bir zemin oluşturuyor gibi. Çünkü en azından anlıyorsunuz kim nasıl hissediyor ve senin dediğin bir nokta da çok çok önemliydi, altını çizelim. Müslümanlaştırılmış Ermenilerin Ermeni toplumu içerisinde kabulünün daha kolay olduğunu da artık eskisine nazaran daha kolay olduğunu da söylüyorsun. Bu da çok önemli ve bunu bir diaspora topluluğu içerisinden söylüyoruz. Bu da önemli çünkü yurt dışına çıktığında genelde böyle bir milliyetçileşme görüldüğü zannedilir Ermeni toplumlarında, ama demek ki görünürde öyle olsa da sahada öyle değil mi? Sahada öyle değil ve bu beni gerçekten şaşırttı. Gerçekten bunu söylemek doğru olacak. Çünkü bundan birkaç sene önce hakikaten Ermeniler, yani buradaki Ermeniler, Fransa'daki Ermeniler, Müslümanlaştırılmış Ermeniler hakkında çok bir şey bilmiyordu. Burada şöyle birkaç kırılma da oldu. Videolar, filmler çekilmeye başlandı. Kısa bir film yapıldı. Örneğin Anna Benjamin ve Guillaume, şimdi soyadını hatırlayamıyorum, fakat gittiler Van'da, Diyarbakır'da vesaire filmlerini çektiler. Filmler burada gösterildi. Sonra Guillaume Perlier'in tekrar bir kitabı var. Yani yapılmış çalışmalar tabii ki hem onların görünürlüğünü artırdı hem de bir ses getirdi ve insanlar artık Ermeniler hakikaten kendilerinden başka Ermeniler olduğunu da gördüler. Ve diaspora Ermenilerin artık buna daha açık olduğunu söylemek mümkün. Bir de şu var tabii ki, hadlerin ve tırnak içinde bilen bireyler şey diyorlar hakikaten, biz kimiz ki o insanları siz buyurun bizim toplumumuza, biz sizi kabul ederiz veya etmeyiz demecinde bulunacağız. Kendisini nasıl hissediyorsa öyledir. Fakat önemli bir gelişme ve dediğin gibi yarın bir gün yapılacak bir sürü mikro analiz var. Mikro sosyolojik analiz çıktı bu kocaman makro çalışmadan değil de. Bunların arasında mutlaka Müslümanlaştırılmış Ermenilerin diasporadaki algısını bence görmek, onu analiz etmek gerekir. Örneğin bir de nasıl bulduğumu söylemiştim. Burada Kürtlerin ya da Türklerin daha çoğunlukta yaşadığı mahallelerde, özellikle Alevilerin bulunduğu yerde kimle konuşsanız benim de evet babaannem, anneannem Ermeniydi diyen çıkıyor ve oralardan daha çok zaten biz Müslümanlaşmış Ermenilere ulaştık. Şunu demek mümkün olur mu? Yurt dışında Müslümanlaştırılmış Ermeniler kendilerini ifade etmeyi daha kolay kendilerini ifade edebiliyorlar bu konuda diyebilir miyiz?
Çünkü sen Türkiye'de yani de bu çalışmayı 2005'te yaptım, yapmaya çalıştığın için oradakiyle belki evet. bir şey söyleyebilirsin diye dedim. Bana bence bu önemli hipotezlerden biri olacak. Bana öyle geliyor. Çünkü tabii nedenleri çok, yani hani hangi nedenlerden dolayı bu toplumda özellikle kamusal alanda daha çok görünürler veya daha rahat kendilerini ifade edebiliyorlar. Bunu araştırmak gerekiyor. Ama çok kısa söylemek gerekirse Türkiye'den buraya gelen bu bireylerin çoğu zaten Türkiye'nin ötekisi insanlar. Dolayısıyla bir ötekinin içinde bulunan başka bir öteki kimliği belki dışarı çıkarması çok daha kolay olabiliyor. Bir de tabii ki bulundukları toplumun birazcık daha tırnak içinde demokratik değerlere ve ötekiye daha tabii ki saygılı olduğunu demeyeceğim ama yani çok kültürlerin, farklı kültürlerin bir arada yaşayabileceği bir toplum. Yani en azından bu sınavı birkaç kere vermiş. Türkiye maalesef bu sınavdan daha henüz yeni geçiyor. Dolayısıyla belki bu nedenlerden dolayı buradaki toplumda kendilerini daha ifade ediyor yani ve daha görünür olduklarını söylemek mümkün. Belki Türkiye'de Türk kimliğiyle yaşamak büyük ihtimalle çok daha kolay geliyordur onlar için. Evet. Şunlar hatta bir tanesi şunu demişler. Şöyle bir örnek de vereyim. Lütfen. Hem Kürt hem Alevi biriydi. Zaten hem Kürt'ün hem Alevi'nin bir de Ermenilik çıktı dedi. Benim yani şanssızım diye kendini şey yapmıştı. Hani mesela tanımlamıştı. Haklı. Çok çok kimlikli olmak da bazen zorluklar getiriyor. Evet. Bazen de hem o hem o hem o deyip bunu renk olarak da kendinde görenler de var. İlginç oluyor. Peki şunu şöyle tamamlamaya doğru gidiyoruz süremizi de çünkü. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu anketlerin içerisinde eminim Batı ve Doğu Ermenileriyle ilgili farklılıklar da ortaya çıkıyordur. Çünkü hem anket yapılırken de Belçika'da da öyleydi. İki dilde birden çıkıyor. Yani Batı Ermencesi, Doğu Ermencesi diye. Bakış açılarında da keskin farklılıklar var mı, oluyor mu yoksa çok o kadar değil mi? Yani bence var. Ben dediğim gibi coğrafyanın çok belirleyici olduğunu düşünüyorum ve bugün aklıma düşünürken o geldi. Yine Hrant Dink'in dediği gibi yani bir millet ama gerçekten iki ayrı farklı toplum. Özellikle Batı Ermenicisi, Batı Ermeni dünyası ile Doğu Ermeni dünyası diyelim ama özellikle Ermenistan ve Ermenistan'ın dışında bulunanlar ya da Avrupa diyelim. Bakış açıları tabii ki son derece farklı bazı şeyleri. Yani ortaklıklar tabii ki çok. Mesela burada önemli şeylerden biri yine tekrar yarın bir gün mutlaka üzerine mikro analiz gerektiren şeylerden biri. Çok başka enteresan bir şey diyeceğim. Dil. Yani bugün aslında Ermenice yapılan görüşmelerin çoğunda Batı Ermenicesi'nde aslında Doğu Ermenicesi mesela sezinlenmeye başlandı. Ben bunu görüyorum. Yani farklı bir dil de çıktı aynı zamanda ortaya. Hem kimlik hem din. Bunlar değişiyorlar, dönüşüyorlar toplumsal olarak. Örneğin böyle bir şey çatışma da söz konusu. Batı Ermencesi konuşanlar mesela Ermenistan'daki Ermenceyi sanki beğenmiyorlar. İşte içinde aslında çok Rusça kelimeler olduğundan şikayet edenler vesaire. Oysa ki diller hem birbirlerinden etkileniyorlar. Hem de Fransa'da da çok Fransızca da bir kelime vesaire var. Yani örneğin dil bile belirleyici bir şey. Bu yani iki farklı grup arasında. Öte yandan tabii ki savaşa bakış açısı. Mesela yine bir kırılma. Diaspora Ermenileri artık diasporanın kendine dönmesi gerektiği üzerine çok konuşuyor. Oysa Ermenistan tamamen kendine konsantre olmuş durumda. Ama daha kırgınlar tabii ki Ermenistan'dan gelenler. Fakat diaspora Ermenileri diyorlar ki artık Ermenistan bir devlet. Dolayısıyla biz yani yardım da ettik. Fakat artık bizim yapmamız gereken burada kendi kurumlarımıza biraz sahip çıkmak. Çok başıboş bıraktık. Evet çünkü bir sürü problem var. Yarın bir gün tekrar dediğim gibi gelecekte mikro olarak mikrososyoloji konuların başına bu geliyor. Mesela okulların durumu. Şey diyen mesela oldu. Hani okullar burada burnumuzun dibinde çok kötü durumda. Fakat biz hala Ermenistan'la ilgileniyoruz. Artık birazcık kendimize dönelim. Tabii bu yine o kırılmanın getirdiği birazcık da hüsranla da söylenmiş kelimeler. Dediğim gibi yani savaşın çok muazzam bir kırılma yarattığını söylemek mümkün. Yani tamamen gelecek tezahürlerini ben değiştirdiğini düşünüyorum. Belki bu kısa vadede böyle. Dediğim gibi çünkü bir küskünlük var. İleride değişecek. Ama şimdilik bu bir toplumsal gerçekliğe tekabül ediyor hakikaten. Evet. Çok ilginç bir şey de tabii bu durumda. Şunu yani Fransa, Belçika ve diyelim Kuzey Avrupa ülkeleri Ermenistan'a bu son savaş döneminde Amerika'dan sonra en çok yardımı Amerika ve Rusya'dan sonra en çok yardımı gönderen ülkeler arasındaydı. Yani böyle bir söylem olmasına rağmen yine herkes
devletin, ülkenin daha doğrusu yardımına koşmaya da devam ediyor. Ama dediğin ve altını çizdiğin konular çok önemli. Dediğin gibi ileride de bunların büyük bir ihtimalle çalışmaları yapılacak. Son bir şey sormak istiyorum, tamamlayacağız. Peki Türkiye ile ilgili algı bu anketlerde soruluyor mu? Ya da senin yaptığın derinlemesine görüşmelerde Türkiye ile ilgili algıyla ilgili bir şeyler çıkıyor mu? Yani ister istemez soru mutlaka oraya geliyor tabii ki, Türkiye'ye geliyor. Özellikle savaştan sonra tabii ki mutlaka yani ister istemez Türkiye'ye geliyor. Özellikle bir Türkiye'den gelenler için bir kere vazgeçilmez bir konu. Ve ana vatan tezahürlerinde Türkiye çok önemli bir yer. Mesela şunu diyenler oldu, bana pek fazla bir şey anlatılmadı, aktarım zayıftı ailemizde. Fakat hep bir sessizlik içinde İstanbul geçerdi arkadan. Ben İstanbul aşığıyım, İstanbul bağımlısıyım dedi mesela kadının biri. Ve dedi ki benim hissettiğim vatan, bana soracak olursanız, İstanbul'dur. Hatta Bolis'tir dedi. Fransızca araya bir Bolis kelimesi soktu. Ama onun dışında Türkiye'nin bir siyasi meselesiyle ilgili, yani inanılmaz bir siyasete karşı soğuma var. Ben onu gördüm. Yani konuşmak istemiyorlar daha doğrusu insanlar. Bunu da anlamak gerekiyor hakikaten. Bu sessizlik bir şey ifade ediyor bence. Yani bir kere Türkiye'nin bugünkü siyasetiyle ilgilendikleri yok. Ama aslına bakarsanız birazcık kırgınlar. Çünkü Ermenistan'daki olan bitenden biraz sorumluluk görüyorlar. Ama şu da var tabii, Anadolu onlar için önemli. Tekrardan bir Anadolu miti. Biraz önce dedik ya, diaspora neresidir? Aslında diaspora vatanın uzağında olmaktır, ama o vatan neresi? Ermeniler için bu vatan, bazıları için Ermenistan mitik bir vatan şu an, halihazırda. Ulus devlet, ama orası bir mitolojik, bir nostaljik, sembolik bir yer. Asıl vatanları mesela Anadolu. Ve hep Anadolu'ya karşı bir nostalji var. Bunlar daha çok geldi. Yani daha böyle kültürel bir bağımlılık. Oradaki kiliseleri özlemek, oradaki o toplumun ruh halini vesaire özlemek. Bu nostalji devamlı var. Türkiye oralarda çok geldi açıkçası. Ama dediğin de önemli bir konu. Bu konu üzerine de bir saha araştırması yapılabilir tabii ki. Evet. Hep dediğin gibi şeyde, yurt dışındaki Ermeniler hep sorulduğunda hep röportajlarda yanına gelip hep şey derlerdi. Ben Muşluyum, ben Vanlıyım. Hep bir Anadolu'daki şehirleri, hep bir şehri, yani Ermenistan'da da gidildiğinde yine Normaraş, Norvan gibi şehir isimleri konulduğunda hep aslında yine bağlantı başka bir yere gidiyor tarihsel olarak. Çok doğru. Bir yandan da siyaset konuşmak istememelerini, siyasetten soğumanı, apolitik olmak da çok belki de bu son iki sene içerisinde en haklı şey. Çünkü hem Türkiye'de izleyecekleri bir siyaset yok, yani takip edilecek bir siyaset yapılmıyor orada belki de kendilerine göre. Hem de bir anlamda kimliklerini belki de korumalarının en kapanma dönemindeki yolu oldu. Çok teşekkürler Nazlı. Bu anketle ilgili eklemek istediğim bir şey varsa ekleyelim. Yoksa eminim ki anket sonuçlarıyla birlikte seninle tekrardan konuşacağız. Tabii Aris, evet, anket sonuçlarını sen zaten biraz önce de söyledin. İşte armeniandiasporasurvey.com'dan yakında yayınlanacak, oradan istatistiklere de ulaşmak mümkün. Onun dışında tabii analizleri mutlaka birkaç, önümüzdeki birkaç ay içinde yapılacak, yine tekrardan bir bilimsel ekip kurulacak onlarla. Sonrasında mutlaka tabii tekrar görüşmek isterim. Ben de kendine izinle sizi tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok kıymetli bir program yayıncılığı yapıyorsunuz. Zor şartlarda eminim. Kendi adıma tebrikler. Çok teşekkürler Nazlı, katıldığın için programa. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Güle güle. Evet, Nazlı Temir Beyleryan, Doktor Nazlı Temir Beyleryan'ı konuk ettik. Kendisiyle diaspora anketini konuştuk. Bir sosyoloğun gözünden hem derinlemesine görüşmelerde hem anketlerde gelen soruları, tabii ki sonuçlar henüz yayınlanmadığı için genel bir değerlendirme yapamadık ama bir kimlik inşası, bir talep, kendini nasıl tanımlama, diaspora kavramları üzerinden en azından bu programda ele almış olduk. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle, size üstün diyelim.